Arkadaşlar Türk İslam tarihindeki bir başka önemli devletlerden biri de Timur İmparatorluğu'dur. 1369 yılında kurulmuş 1507 yılına kadar devam etmiştir. Başkentleri Semerkant'tır. Timur Çağatay Hanlığı içerisinde bir komutanken Çağatay Hanlığı'nın yıkılmasından sonra kendi devletini kurmuştur. Timur İmparatorluğu'nun en önemli özelliği arkadaşlar Türk tarihinde maalesef olumsuz gelişmelere sebep olmasıdır. Altın Orda Devleti'ni yıkmışlar ve Rusya'nın güneye inmesine sebep olmuşlardır. Bu Timur İmparatorluğu'nun Türk tarihine olan en önemli darbelerinden birisidir. Bir başka önemli darbe ise Osmanlı Devleti'ni Yıldırım Bayezid döneminde Ankara Savaşı'nda yenerek Osmanlı Devleti'nin geçici bir buhran dönemine, bunalım devresine girmesine sebep olması yani fetret dönemini başlatmasıdır. Böylece Osmanlıların batı fetihleri de durma noktasına gelmiştir. Altın Orda Devleti'nin yıkmaları, Osmanlı Devleti'ni fetret dönemine sokmaları, Timur İmparatorluğu'nun Türk tarihine olan iki olumsuz etkisidir. Bu anlamda biz şöyle bir yorum yapabiliriz. Timur İmparatorluğu askeri açıdan güçlü ama siyasi açıdan çok da ileriyi göremeyen bir devlettir. Timuriler Özbekler tarafından yıkılmışlardır. Bir başka Türk İslam devleti, Babür İmparatorluğu 1526 yılında kurulmuş, 1858 yılına kadar devam etmiş. Devletin kurucusu Timur'un torunlarından biri olan Babür Şah'tır. Ve kuruldukları yer Hindistan'dır arkadaşlar. Yani bir anlamda Babürler Hindistan'da kurulan bir Türk İslam devletidir. En ünlü eserleri Cihan Şah tarafından eşi Mümtaz Mahal adına yaptırılan Taç Mahal'dir. En önemli mimari eserlerinden birisi. Yan tarafta da resmi görülüyor arkadaşlar Taç Mahal'in. Edebi anlamda bir başka önemli özelliği Babür Şah tarafından yazılan Babür Name'dir. Bu eser arkadaşlar Türkçe yazılmıştır. Bu da Babürlerin Türk kültürüne ne kadar önem verdiğinin göstergesidir. Yani e, ulusçu anlayışta, milliyetçi karakterde gerçekleştirilen bir faaliyettir. Ancak Babürler önce Safavi Devleti tarafından zayıflatılmış. Ama daha sonraki dönemlerde e, sanayi devrimi sonrasında İngilizlerin sömürgesi olmuşlardır. Uzunca bir dönem İngiltere'nin sömürgesi altında yaşamış Hindistan toprakları. Ee, ve Babür İmparatorluğu'nun bir başka önemine baktığımızda Osmanlı Devleti'nden sonra günümüze en yakın yaşayan Türk Devletleri'nden birisi olduğunu görüyoruz. Çünkü yıkılış tarihine dikkat ettiğimizde 1858 olduğu görülüyor. Bir başka Türk İslam Devleti arkadaşlar Karakoyunlulardır. 1365 ve 1469 yılları arasında Osmanlı Devleti döneminde yaşamış bir Türk İslam Devletidir. Van Erciş merkezi olarak kurulmuşlar en güçlü dönemi Kara Yusuf dönemidir. Ve özellikle Kara koyunlar arkadaşlar Azerbaycan'ın Türkleşmesinde etkili olmuşlardır. Ve başka bir Türk İslam devleti olan Ak koyunlar tarafından yıkılmışlar. Ak koyunlu Uzun Hasan tarafından ortadan kaldırılmışlardır. Yine bir başka Türk İslam devleti Ak koyunlardır. 1350 ve 1512 yılları arasında yaşamış Ak koyunlar. Başkentleri Diyarbakır ancak daha sonraki dönemlerde İran'daki Tebriz kentidir. En güçlü dönemleri en bilindik hükümdarları Uzun Hasan dönemidir. Hatta özellikle Uzun Hasan döneminde biz Ak Akkoyunların Osmanlı Devleti ile de mücadele ettiğini görüyoruz. 1473 yılında Otlukbeli Savaşı'nda Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı Devleti'ne yenilmişler ve Ak Akkoyunlar bu olaydan sonra yıkılış sürecine girmeye başlamışlardır. Ve Ak Akkoyunların en önemli özelliklerinden birisi de Kur'an-ı Kerim'i ilk kez Türkçe'ye çevirmiş olmalarıdır. Müzik